Uyku tutmadı galiba. Tutmadı. Nasıl tutsun ki? Şadi içeride. Delirmek üzere kendini parçalıyor. Ben bir avukat olarak durumun çaresizliğini görüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Bir abla olarak da bunu yüreğim kaldırmıyor tabii. Bir de böyle seninle ne bileyim. Allak bullak oldum Fırat. Biliyorum. Bunca yıl sonra birbirimizi bulduk. En azından bunun için mutlu değil misin? Mutluyum. Ama böyle cami fanusun içinde tek başına mutluluk ne işe yarar ki? Yani içim huzursuz, böyle kötü hissediyorum. Böyle sürekli her şeyi engelleyen narin böyle bir türlü kendimi bırakmama izin vermiyor. Seni çok sevdiğimi bilmiyor musun? Hı? Biliyorum. Ama sana dair çok derin bir kayıp duygum var benim. Merak etme. Çok sürmez aramıza girer o duygu. O kayıp duygusuna isteyerek mi sebep oldum sanıyorsun? Yani o kadar büyük bir aşkı yaşarken isteyerek mi ortadan kayboldum sanıyorsun sen ha? Bilmiyorum. Bak Nari. Annem çok rahatsızdı. Yani ruhsal sorunları vardı. Bundan söz etmekten utanırdım. O gece işte. O korkunç gece. Hastaneden çıkmış. Daha doğrusu kaçmış. Eve geldi. Gerisini biliyorsun. Oturmuyorsun değil mi? Elini olanlara koyduğuna girme. Anne! Annenin rahatsızlığı arkamdan gelmemeni mazur gösteriyor mu? Yarı çıplaktım ben ormanda. Ölüyordum korkudan. Tir tir titreyerek. Çok utandım. Arkandan geldim ben. Annem tamamen kontrolden çıkmıştı. Ağır bir kriz geçiriyordu. Ben... Yine de o kadını Salih teyzeye teslim ettim. Birkaç dakika sonra da arkamdan fırladım. Ama bir şey oldu. Anne! Oğlum kazaydı oğlum. Kazaydı. Baba ne oldu burada? Kaza, kazaydı oğlum, kaza. Annemi öldürdün lan! Annemi öldürdün! Çıkardın beni! Yoksa cilindeyeceğim, geldim çıkardım beni. Koşup dehşet içinde annemi banyodan çıkarttım. Aşağı indiğimde babam Babür'e bir şeyler anlatıyordu. Allah belanı versin lan! Kansız! Babür, bak Nalan ceza almaz. Ağır hasta. Ama ben içeri girersem hepinizin hayatı biter. Anlıyor musun? Babür ananı kaybettin. Aklın başında değil. Ama beni de kaybetme oğlum. Beni de kaybetme. Baba nasıl oldu? Anam buna, bu anana bir sürü abuk subuk laf etti. Ben de tokat attım. Ayağa takıldı başı sehpaya ya. Oğlum git konuş onunla. Razı et. Bu yaştan sonra beni mahkeme kapılarında süründürmeyin oğlum. Çok kötü birkaç saat geçirdik. Annemi hastaneye götürdüler. Babam Salih teyzeyi öldürmüştü, Babür'ün annesi. Eski sevgilisi. Suçu anneme yıkacaktı. Hmm.
zamanlar bilmiyordum Babür'ün abim olduğunu. O da o gece öğrenmişti. Babasını bulduğu gece annesini kaybetmişti. O zamandan beri biliyor muymuş yani? Sonra benimle akıl dışı bir pazarlık yaptı o gece. İkimizin hayatını değiştirecek şeytanın aklına gelmeyecek bir pazarlık. Babür. Ne var lan? Babamı ele verme, o iyi bir adamdı biliyorsun. Bak kazaymış, anneni de çok severdi. Gelecekte de pişman olacağın şeyler yapma. Bak annem ceza almaz gerçekten. Yakma yaşlı adamın başını. Hem... sen onu baban gibi seversin yıllardır. Kes lan! Kes! Ne istiyorsun söyle, yapacağım. Arni gördüm yolda. Çıplaktı. Ne yaptın? Ne yaptın Fırat? Sana ne lan, gerzek gerzek konuşmasana. Annem bastı zaten bizi. Öldürüyordu neredeyse kızı. Sonra da annen geldi işte. Allah belanızı versin lan! Topunuzun Allah belasını versin! Sen de kabul mü ettin? Kabul ettim. Ne olursa olsun babamın hapse girmesine engel olmam gerekiyordu. Başka türlüsü mümkün değildi. Arkandan gelmedim Narin, gelemezdim. Eğer bizi yan yana görseydi o manyak babamı içeri attıracaktı. Sana da ne yapacağı belli olmazdı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayır, biliyorum. Biliyorum. Baban hapse girmeliydi. Çünkü eğer birini öldürdüysen hapis yatmalısın. İki tane oğlunun verdiği yalın ifadeyle öyle paçayı falan kurtaramazsın, tamam mı? Evet. Senin okuduğun hukuk kitaplarında öyle yazıyor. Ama bu dünyadaki bütün oğulların babaları için yapabileceği bütün hukuksuzları yazmaz o kitap. Neden biliyor musun? Daha bir yaşındayken o ruh yerleşir bizim beynimize. Dünyadaki en nefret edilen babanın bile bir krallığı vardı çocukların içinde. Konuşma. Sus. Sakın konuşma. Benim bunu anlamamı bekleme sakın. Beni ikna etmeye falan kalk. Erkek dediğim doğuşsan şunu uçurur lan. Çekeceksin söyle, çekeceksin sadece tamam, ya. Tamam yapacağım, biliyorum ben. Bir dakika dur. Biliyorsun da niye uçuramıyorsun? Uçtu ama. Versene. Şuna bak şuna. Canım çekti, acıklar da ben uçuracağım demiyor da. Abi bırak da acık, baban da uçuruversin. Aferin kız, bir tek sen düşünüyorsun beni. Gel birlikte oynayacağız. Gel. Seyret, öğren, mal. Gel kız. Düşünme ne? Düşünme. Sen de uçursun olur. Lan Mehmet, bak şimdi nasıl uçuyor bak. Al şunu. Al sen bunu.
Hazır mısın? Unuttun değil mi sana bütün yaptıklarını? Ha? O itilip kakılmaları. Ye tokadı da aklın başına gelsin. Bu adamla uçurtma falan uçurmayacaksın. Anladın mı? Unutmayacaksın sana yaptıklarını. Ha? Anladın mı gerizekalı? Unutmayacaksın. Unutmayacaksın. Anladın mı? Ha? Unutmayacaksın. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Unutmayacaksın sana yaptıklarını. Seni anlamıyorum ben. Tamam mı? Anlamama da imkan yok. Çünkü benim içimde o baba krallığından falan eser yok. Hem ben sana söylemiştim. Anlatacaklarını kaldıramayabilirim demiştim. Anlatma demiştim değil mi? Zaten benim geçmişimden hayırlı bir haber gelmez ki. Alıştım ben artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.